Merhabalar sevgili izleyenlerimiz, işte yeni bir günde Kadıncı programından hepinize sevgiler ve sağlıklı günler dileyerek başlıyoruz. Sağlıklı günler diyorum, biliyorsunuz bugün sağlık günümüz. Bugün de konuğumuz, çok önemli bir konuyu da işleyeceğiz konuğumuzla birlikte. Evet, Türkiye Türk Diyabet Cemiyeti Denizli Şube Başkanı Uzman Doktor Sayın Galip Yıldız konuğumuz. Diyabet deyince anlamışsınızdır herhalde, bugün şeker hastalığını konuşacağız. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız da olursa 263 1484 numaralı telefonumuzda sorularınızı iletebileceksiniz. Hemen konu çok önemli olduğu için, çünkü şeker hastalığı konusunda gerçekten hala daha bilinmeyenler var. Bu kadar eğitimlere ve anlatılmalara rağmen biz de bugün bu konuyu en iyi şekilde irdelemeye çalışacağız sizler için. Evet Galip Bey, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Evet, gerçekten de diyabet artık Türkiye'de ve dünyada çok yaygın bir şekilde devam eden ve Türkiye'de de ön görüşmemizde konuşmuştuk, yaklaşık 5 milyona yakın dediniz bir hastadan bahsediyoruz ve adayları da var tabii, arkadan dalga şeklinde geliyor dediniz. Öncelikle diyabet nedir bilmeyenler için, ekran başındakiler için bir diyabeti tanımlar mısınız bize? Tabii. Diyabet vücudumuzda pankreas dediğimiz bir organ var. Hemen midemizin altında ve arkasında, el kadar büyüklüğünde bir organ. Hayvanlarda uykuluk denilen bir organ. Onun hastalığıdır. Pankreas bezi insülin denilen bir hormon çıkarıyor. Bu hormon kanda şeker seviyesini ayarlıyor, regüle ediyor. İşte bu organın hastalığında, pankreas bezinin hastalığında insülin hormonu eksik olarak çıkabiliyor ya da kalitesi yeterli kalitede çıkmayabiliyor. O zaman kan şeker ayarı bozuluyor, diyabet ortaya çıkıyor. Yani diyabetlilerin, şeker hastalarının hasta olan organları midesinin hemen arkalarında, pankreas dediğimiz bir organa ait bir hastalıktır. Peki sanırım birkaç tip ya da iki tip bildiğim kadarıyla benim de diyabet var. Bu diyabetler nedir, özellikleri nelerdir? Bu konuda bilgi verir misiniz? Pankreas bezinde insülin yapan hücreler var. İnsülin hormonunu imal eden, çalışan işçiler var. 1 milyon kadar hücre var. 1 milyon işçi gibi düşünün. Bu işçiler hastalandığı zaman insülin hormonu yeterli şekilde salgılanamıyor. Veyahut da insülin hormonun kalitesinde bozuk olarak salgılanıyor. Bu bir genetik defekt olarak çocuklara intikal ediyor, ailesel olarak, veyahut da aşırı yiyip içen insanlarda bu şekilde olabiliyor, şişmanlarda bu şekilde olabiliyor. Bu hastalık başlıyor ve vücutta epeyce bir yol alıyor. 10 sene kadar sessizce yol alıyor. 10 senenin sonunda hasta olan bu hücreler, o 1 milyon hücrenin %80'i ölümü gerçekleştikten sonra epeyce bir insülin eksikliği başlıyor vücutta. O insülin eksikliğiyle, insülin yetmezliğiyle kan şekeri yükseliyor. 200'e, 300'e, 400'e çıkıyor kan şekeri. Hastalar bu yüksek kan şekerinin verdiği şikayetlerle bize geliyor. Nedir onlar? İşte çok su içme, çok idrara gitme, çok yemek yeme, çok şişmanlama, zayıflama pardon ve kaşıntı gibi şikayetlerle bize geliyor. Görme bozukluğu, cinsel problemlerle bize geliyor. Ama aslında bu şikayetlerle bize gelen hasta aslında 12 senelik hasta. 12 seneden beri sessizce bu hastalık vücutta yol aldıktan sonra bu şikayetleri yapıyor ve hasta bize geliyor. Buna tip 2 diyabet diyoruz. Evet. Erişkin diyabeti diyoruz. 30 yaşından sonraki diyabet tipi diyoruz. Ama bazen de çocuklarda çocukluk hastalıklarının etkisiyle, kızıl kızamık gibi, kaba kulak gibi çocukluk hastalarının etkisiyle veyahut da inek sütünün fazla kullanılmasıyla veyahut da besinlerdeki besinleri koruyan bazı maddeler, ilave edilen maddelerle, koruyucu maddelerle etkisiyle veya bilinmeyen başka nedenlerle pankreas bezi çocuklarda birdenbire 1 milyon hücre şey yapıyor, dejener oluyor, harap oluyor, ölüyor. Ölüm orada birdenbire gerçekleşiyor çocuklarda. Ve birdenbire kan şekeri yükseliyor ve birdenbire komaya girerek geliyor çocuklar. Orada çocuklarda gördüğümüz diyabet tipinde hücrelerin aşağı yukarı tamamı ölmüş oluyor ve insülin yetmezliği tam olmuş oluyor ve orada tedavi insülinle başlıyor. Ama yaşlılarda gördüğümüz tip 2 diyabette, çocuklardaki tip 1 diyabet, yaşlılardaki tip 2 diyabet. Tip 2 diyabette ise önce işte diyet, egzersiz, efendim ilaçlar, haplar,
Ondan sonra insüline başlanıyor. Evet. Yani bu iki diyabetin farkları böyle. Tabii tip 2 diyabet çocuklarda da görülebiliyor, şişmanlığın bugün artmasıyla birlikte. 10 yaşında tip 2 diyabetli çocuklar görüyoruz. 30 yaşından sonra tip 1 diyabetli, yani birbirine geçen arada şeyler de var, geçiş dönemi halinde diyabet tipleri de var. Bir de gebelik diyabeti var tabii. Çok evet. önemli bu. Bugün de bizim diyabet merkezimizde her perşembe günleri eğitim toplantıları oluyor. Bu toplantıların bugünkü konusu da gebelik diyabeti. Burada gebelik diyabeti hakkında bilgiler veriliyor. O da gebelik esnasında, gebelik bir yük biliyorsunuz. Ortalama 13-15 kilogram kadar kadın da bir yük oluşuyor gebeliğin sonuna doğru. İlave bir yük oluyor, bir ağırlık oluyor. Bu metabolizma içinde, karbonhidrat metabolizmasında bir yüktür. Eğer karbonhidrat metabolizmasında, yani şeker metabolizmasında bir bozukluk varsa, bu yük esnasında problem ortaya çıkıyor. Evet. Yani kamyona 10 ton yerine 15 ton arttığın zaman motorda arıza varsa otomatikman ortaya çıkıyor gibi, gebelik döneminde bu gizli şeker varsa veyahut da diyabete yatkınsa o kişi, gebelik döneminde diyabet oluyor. Onun için 26-28. Haftalarda gebe bir kadın mutlaka, ben acaba gizli şeker hastası mıyım, gebelik şeker hastası mıyım şeker diye yüklemesi mi yapılır? Karama testi, arkasında da yükleme testi yapılması gerekir. Evet, peki programın başında da bir dalgalanmadan ve salgından bahsettik. Evet. Şeker hastalığının salgınından da bahsediliyor ve yani bu ne demek? Gerçekten şeker hastalığı bir salgın mı, salgın haline mi geliyor? Şimdi şöyle anlatmak gerekiyor. İki şeyi bilmek gerekiyor bir kere. 1980 yılından itibaren diyabet her 10 senede bir katlanarak artıyor. 1990 yılında, efendime söyleyeyim, 80 milyon diyabetli sayısı, bugün 180 milyon. 2020 yılında 360 milyon olacak. Katlanarak gidiyor. Kar topu gibi büyüyor. Bir kere böyle anormal şekilde büyüyen bir hastalık var. Bunun sebepleri var tabii. Evet. Bir de insanlık, bu hastalık için insanlığın ödediği bedel gittikçe artıyor. Bu bedel nedir? Bu bedel giderek daha fazla organ kaybıdır. Diyabet doğru tedavi edilmezse organlarını kaybettiren bir hastalık. Gözünü kaybediyor, böbreğini kaybediyor, işte gözünü kaybeden kör oluyor. Böbreğini kaybeden diyalize giriyor, yıllarca diyaliz makinelerinde kalıyor ve böbrek transplantasyonlarına gidiyor. Kalp krizi geçiriyor, bypass ameliyatları geçiriyor, tekrar bypass ameliyatları geçiriyor, felç geçiriyor. Cinsel organlarını kaybediyor, bacaklarını kaybediyor, bacakları kesiliyor. Bugün bacak kesilmelerinin birinci nedeni diyabet. Demek ki bedel de artıyor. İnsanlar hem organlarını kaybediyor, veriyor. Devlet de olağanüstü mali ekonomik bir yüke giriyor. Para kaybediyor devlet de. Vatandaşının, halkının, insanların sağlığını korumak için vatandaş, devlet bu aşamada o insana, o diyabetliye çok büyük paralar harcıyor. Mesela bir diyalize giren bir hastanın bir yıllık diyabet devlete maliyeti 66 milyar. Bu korkunç bir rakam. Ve diyaliz merkezlerine giden hastaların büyük bir bölümü diyabetli hastalar. Oranın hastaları şeker hastalarıdır. Evet. Göz lazer tedavisi gören bir hastaya devlet 16 milyar para harcıyor yılda. Bypass cerrahisi geçiren bir hastaya 9 milyar harcıyor. Yani son dönemde, terminal dönemde diyabet çok büyük paralar sarf ettiriyor. Ancak burada sarf edilen para şeker hastasına organlarını geri vermiyor. Kaliteli bir hayat vaat etmiyor. Son nokta oluyor artık. Son nokta terminal oluyor. Otogar oluyor maalesef. Ve devlet burada çok büyük mali kayıplara uğruyor. O bakımdan ve işin en enteresan tarafı da son noktaya gelinceye kadar diyabet çok sinsi. Sinsi hastalıklardan hiçbir belirti vermiyor. Hiçbir ses çıkarmıyor. Sessiz. Duvara çarpınca ancak hasta aman diyor, ne olursun. O zaman bitiyor işler. O bakımdan iki aşamada bizim diyabete önlememiz gerekiyor. Birincisi, risk grubu olan kişilerde. Kim onlar? Ailesinde diyabeti olanlar. Evet. Şişman olanlar. Dışarıda sizin arkadaşınız gibi.
Oturanlar, bugün geldi bir tane memur, devlet memuru arkadaşımız. Sürekli ben oturuyorum. Masa başında sürekli oturanlar. Hiç hareket etmeyenler. Aşırı yiyip içenler. İri bebek doğuranlar. 4 kilodan fazla, 2,5 kilogramdan az doğum ağırlığında bebek doğuran kadınlar ve doğan çocuklar. Bunlar diyabetli olma olasılığı çok yüksek kişilerdir. Erken yaşta hipertansiyon olanlar, yüksek tansiyon olanlar. Erken yaşta kan kolesterolü yüksek olanlar. Bunlar diyabetlidir. Çünkü bütün bu şeylerin, olumsuzlukların babası insülindir. İnsülin hormonudur. İnsülin hormonunun etkilerindeki bozulmalardır. O bakımdan mafya babası insülindir. İnsülini çok iyi tanımamız ve bilmemiz gerekiyor. Şu anda biz hep de bu tek olan saydığım hastalıklarla uğraşıyoruz. Oysa bunların ortak bir kökü vardır, o da insülin direncidir. İnsülin direncini çok iyi bilmemiz ve ona uygun bir savaş başlatmamız lazım. Ne yazık ki bu savaş paralı değil, parasız. Ne yazık ki parasız olan, yani diyet yaparak, egzersiz yaparak, ideal kiloda bulunarak ve yaşam biçimini değiştirerek ve parasız olan bu metodu değil de hem hekimler bizler hem de hastalar paralı olan diğer metodu seçiyoruz, ilacı seçiyoruz. İlacın buradaki etkisi %20-40, yaşam biçiminin değişikliğinin etkisi ise %60-80. %60-80'le kimse uğraşmıyor. Ulusal kongrelerde 1500 kişinin katıldığı uluslararası dünyadan gelen diyabet bilimcileri ve bizim hekimlerimiz, hocalar, hiç kimse bu konuda çok daha detaylı, çok daha enine boyuna bu konular işlenmiyor. Çünkü o kongrenin finansmanını ilaç sağlıyor. İlaç firmaları sağlıyor. İlaç firmaları durumdan memnun gözüküyor. Elbette tabii. Bunlar konuşulması gerekiyor. Hı hı. Bütün kongrenin başında, her konuşmasının başında işte birinci yapılacak iş diyet ve egzersizdir. Buraya %80, %60, hatta %100 diyabetin başlamadan, diyabetin önlenmesi için yapılacak olan tedavide birinci şart yaşam biçimi değişikliğidir. Amerikan Diyabet Federasyonu ve Avrupa Diyabet Birliği'nin 2006'daki ortak konsensüsü bu. Birincisi yaşam biçimi değişikliği. Bir, hı hı. Diyabet şüphesi ve tanısı koyduğunuz zaman önce bunu yapacaksınız. Ama bu konuda biz fazla çalışmıyoruz. Bunu yapmak için ne yapmak lazım? Diyeti hastalara çok iyi anlatmak için diyetisyen gerekiyor. Oysa şu anda devlet hastanelerinde bile diyetisyen yok. Bunu anlatacak, diyeti anlatacak, beslenmeyi öğretecek Türkiye'de eleman yok şu anda. Bunu ben her kongrede, diyetisyenler derneğinin de, diyabet hemşirelerinin derneğinin de, bizim kongrelerde, ulusal kongrelerde ayrı ayrı şeyler oluyor. Eğitim bölümler oluyor, birer ikişer günlük. Orada gidip söylüyorum. Ya diyetisyen yok, diyetisyen yetiştirin. Çok önemli bir açıktır. Diyabet hemşireliği apayrı bir hemşirelik dalıdır. Herhangi bir hemşire diyabet hemşiresi demek değildir. Bu konuda daha spesiyal ekipler, nitelikli elemanlar gerek. Diyabet hekimi yetiştirmek, diyabetle ilgili olan hekimi yetiştirmek lazım. Türkiye'de 180 tane endokrinolog var. Roma'daki kadar endokrinolog var Türkiye'de. Nasıl 5 milyon bir ordu var orada? Orduyla mücadele. Onun için 10 seneden beri Türkiye diyabetle nasıl mücadele edebilirim diye üniversitenin endokrinoloji bölümleri, Türk Diyabet Cemiyeti, Türkiye Diyabet Tedavi Eğitim Vakfı'dan oluşan bir heyet, bakanlıklarda nasıl bu işle baş ederiz diye programlar hazırlıyorlar. Ve 10 seneden beri hala daha bir sonuca ulaşmış değil. Geçen sene, bir sene evvel bu zamanlar bize genelge geldi. İşte biz diyabet merkezlerini kapatıyoruz, bizim merkezleri. Onun yerine endokrinoloji merkezleri, metabolizma merkezleri açıyoruz diye. Aralık 2006'da şeyinizi, diyabet merkezinizi kapatın diye. Aralık 2006 geldi geçti. Biz diyabet merkezimizi de kapatmadık. Yeni kanun da çıkmadı.
Çok kolay değil. Hemen yapılabileceğini zannedenler çok büyük bir buzdağıyla karşı karşıya olduklarına, sadece üst tarafı görüp de bunu söyleyenler alt tarafı gördükleri zaman çok şaşırıyor. Çünkü neden? Çünkü diyabet tedavisi o ülkenin eğitim düzeyiyle, o ülkenin kültür düzeyiyle, evet, o ülkenin ekonomisiyle, o ülkenin gelenekleriyle ilgilidir. Ve o ülkedeki bu savaşı verecek bir ekiple ilgilidir. Bu ekiple diyabet ekibi, böyle bir ekibin olduğu bir merkezde tedavi olması gerekir. Çünkü diyabet tarif etmek de çok enteresan, çok zor bir tarif, diyabetin tarifi. Diyabet, insülin tüm metabolizmayı idare eden çok önemli bir hormon. İnsülinin etkilerindeki bozukluklar başladığı zaman sadece bir organın hastalığı ile yetinmiyor. Sadece katarak perdeyi aldırırsınız, biter işiniz. Evet. Gidersiniz, bir zatürre denir, bir haftalık bir antibiyotik penisilini verirsiniz, biter işiniz. Ülser, 2 haftalık, 6 haftalık bir tedavi görürsünüz, biter işiniz. Verem, yine bir 3 aylık tedavi görürsünüz, biter işiniz. Hayatınızı devam edersiniz, unutursunuz hastalığınızı. Ama diyabet öyle değil. Bu öyle değil. Diyabet, damarı olan ve siniri olan her organla ilgili. Damarı ve siniri olmayan organ yok vücudumuzda. Doğal olarak tabii ki. 40 kilometre uzunluğunda damar ağımız var, buradan Tavas'a kadar. 40 kilometre uzunluğunda saç kadar ince sinir ağımız var. Buradan Tavas'a kadar uzanıyor. Bütün organlar sinirlerle ve damarlarla çevrilmiş. Hasta diyor ki benim yüzümün yarısı terliyor, yarısı hiçbir şey yok bak diyor. Bu diyabetle ilgili. Sadece diyor doktor bey diyor gece yatıyorum diyor boynum terliyor, omuzlarım terliyor diyor. Bu diyabetle ilgili. Göz kapağı düşmüş diyabetle ilgili. Ayaklarım uyuşuyor, keçeleşiyor, karıncalanıyor, yanıyor, batıyor. Diyabetle ilgili. Sertleşme sorunu var erkeklerde diyabetle ilgili. Yani aklınıza kabızlığı var, ishali var diyabetle ilgili. A'dan Z'ye her şeyin yani, diyabete dayanıyor evet, yani. Evet. Peki Türkiye'de ve dünyada ne kadar şeker hastası var şu an? Affedersiniz. Şimdi dünyada bahsettiğim gibi 2000 yılında 180 milyon diyabetli, 2030 yılında 240 milyon, 230 milyon diyabetli olacak. Denizli'deki diyabetli sayısı 50 bin civarında. Bizim yaptığımız bir araştırma var. Bu araştırma 2002 ile 2003 yıllarında, 2004 yıllarında 2 sene süren bir araştırmadır. Diyabet merkezimizin 30 kişilik bir grupla tam 9 merkezde Denizli'nin Bekirlisi'nde, Çivril'inde, Tavas'ında, Kızılhisar'ında, Sarayköy'ünde ve daha başka 9 yerde yaptığımız ve 2 sene süren bir araştırma. Bu araştırmada Devlet Sağlık Müdürlüğümüzden, özel hastanelerden destek alarak, hemşire ve laborant alarak gerçekleştirdik. Burada 10 bin üzerinde bir diyabet taraması yaptık. Diyabet ve obezite taraması. Bu tarama sonuçları Pamukkale Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından istatistik olarak değerlendirildi. Ve sonuç 7/2 oranında diyabetli bulundu. Buna göre Denizli'de, Denizli'nin genel nüfusuna bakarak 50 binin altında olmamak üzere diyabetli nüfus olduğunu söyleyebiliriz. Oh. 1/3'ünün de şişman olduğunu söyleyebiliriz. 1/3 şişman. Türkiye'de peki sayı ne kadar toplama baktığımızda? Türkiye'de 5 milyon civarında diyabetli var. Bunun 3 milyonu diyabetliyi biliyor, 3 milyonu aday. 1 sene ile 10 sene içerisinde bu gruba katılacak. Her sene dalga dalga, diyabeti bu oda olarak düşünürseniz eğer, bu odanın içinde 3 milyon insan var Türkiye'de. 3 milyon da kapıda bekleyen var, içeriye girmek istiyor. Kuyruktalar. İşte onları içeriye sokmamak için uğraşmak lazım. Onları içeriye sokmamak için gizli şeker testleri yapmak lazım. Risk grubu dediğim biraz evvel anlattım. Ailesinde şeker olanlar, şişman olanlar falan. O grupta gizli şeker testleriyle bunların hangisi şeker hastası olduğunu ortaya koymak lazım.
Ve hemen tedavi, çok basit bir tedavi almak lazım. Çok ucuz ve çok basit bir tedavi. İşte orada diyabeti önleyebiliriz. Bu yeni bir bilgi. Daha birkaç seneden beri bilinen bir bilgi. Diyabet önlenebilir bir hastalık. Çünkü içeriye girdiği zaman, diyabetli olduğu zaman hastanın artık programlı bir şekilde beta hücresi ölüme doğru gidiyor. Beta hücresi insülin imal eden pankreastaki hücreler. Evet. Önlenemeyen bir şekilde ölüm gerçekleşiyor. Hücreler giderek her sene daha azalıyor. Her sene %5 ile 7 arasında hücre ölümü gerçekleşiyor orada. Hücre azaldıkça, işçiler azaldıkça daha az insülin yapılıyor. Haplara daha az cevap veriyor. Ve eğer insülin tedavisine doğru gidiyorsunuz. Ve A1C testinizi eğer siz 6.5'un altında tutmazsanız tedavide, ne kadar 6.5'un üstündeyse A1C testi, o kadar duvara doğru hızlı yürüyerek, hızlı adımlarla, koşarak 120 kilometre süratle çarpmaya gidiyor. Son terminal noktasına geliyoruz. Evet. Evet. Yani burada tek parametre A1C testi. Tabii başka birçok şeyler de var ama en önemlisi A1C testi. Peki o zaman mücadele gerekiyor dediniz. Nasıl mücadele edeceğiz peki bu hastalıkla? Bir kere diyabetle şu anda mücadele için bir kere bir hukuki bir altyapı gerekir bana göre. Bunu 5-6 seneden beri yazıp çiziyorum. Türk Diyabet Cemiyeti'nin genel merkezinde bunları ben dile getirdim. O zamanlar yönetim kurulu üyesiydim. Genel merkezin yönetim kurulu üyesiydim. Bakanlıklara gittik biz çok defa. Bunları ben bakanlıklara kaç defa yazdım. Bir kere altyapı gerekir. Hukuki bir altyapı gerekir. Nasıl Cumhuriyet hükümetleri geçmişte veremle savaştıysa, sıtmayla, travma savaştıysa, kolerayla savaştıysa ve bunlarda büyük kazanımlar elde ettiyse Cumhuriyet hükümetlerimiz, bunu da kazanabiliriz. Ama bu bir trahom değil, bu sıtma değil, tüberküloz hiç değil. Kesinlikle ona aldanmamak lazım. Çok daha kapsamlı bir şeyle karşı karşıyayız. Eski sağlık bakanlarından Metetan eski sağlık bakanlarından diyabetlidir. Evet. Ve her sene Kuştur'da Türk Diyabet Cemiyeti'nin diyabet yaz kampı olur. O kamplara da katılır. Orada bir röportaj yaptılar, bir dergi ona. O derginin kapağında diyor ki diyabetle mücadele etmek için diyabeti bilmek gerekir diyor. Bunu bir eski sağlık bakanı ve şeker hastası olan eski bir sağlık bakanı ve diyabetin komplikasyonlarıyla tanışmış bir sağlık bakanı söylüyor. Diyabetle mücadele için diyabeti bilmek gerekir diyor. Bu çok anlamlı, çok enteresan bir laf. Evet. Bence bir hukuki altyapı gerekir ve bu hukuki altyapıda tanım gerekir. Şimdi biz ayakta teşhis tedavi yapan merkezler yönetmeliğine bağlıyız. Yani bir tıp merkezine bağlı gibiyiz. Yani Denizli'deki herhangi bir tıp merkezi gibi biz nitelendiriliyoruz. Oysa biz öyle değiliz. Biz 10 seneden beri böyle bir merkez olmadığımız nereden belli? Çünkü biz, bakınız, 20 bin civarında bir tarama yaptık. 20 bin kişinin kan şekerini ölçmek, tansiyonunu ölçmek, boyunu ölçmek, kilosunu ölçmek, bel çevresini ölçmek, kalçasının etrafını ölçmek ve bunlara eğitim vermek. 10 seneden beri bizim orada, bugün mesela gelen salonumuz, diyabet merkezdeki eğitim salonumuz bizim 30 ile 50 kişi alır. Oraya giren herkes adını yazar, tarihini atar ve imzasını atar. Evet. 10 seneden beri bu defterlerdeki isimlerin toplamı 7800 civarında. Bu eğitimlerin süresi 1,5 saattir. Bu eğitimlerde parkovizyon ile yapılır, kara tahtayla yapılır ve interaktiftir. Bunu biz para karşılığı yapmıyoruz. Bunun bir karşılığı yok. Oysa Avrupa'da bunun karşılığı var. Avrupa'da buna devlet, oradaki hükümetler para ödüyorlar. Aman bunu yap diyorlar. Çünkü bunu yapmazsan nasıl kendi kendini yöneteceğini bilmeyen bir hasta eninde sonunda duvara çarpıyor. Organ kayıplarına gidiyor. O zaman devlet 1000 misli, 5000 misli daha fazla para ödüyor. Ödememek için bunu yapıyor. Bizde
İse ne durum? Bizde ise Maliye Bakanlığı geçen Ağustos ayında zannedersem bir genelge gönderdi. Koruyucu ve önleyici tedaviye ait çalışmalarınızı bize faturalandırmayın, bunu ödemeyeceğiz diye. Bu da 1,5 milyondu zaten senede. Senede 1,5 milyon koruyucu ve önleyici tedaviye ait, diyabet eğitimine ait ödediği parayı da ödemeyeceğim diyor. Durum Türkiye'de, Türkiye'de. Onun için diyabetle mücadele için önce diyabeti bilmek lazım. Bilmek gerekiyor. Evet, sizi birazcık dinlendirelim. Bilmek değil de yaşamak ve son noktalardan bir tanesiyle tanışmak gerekiyor. Abdülgaffar'ın söylediği gibi. Doğru, evet öyle. Evet, çok kısa bir ara vereceğiz. Hem siz de birazcık soluklandırmış olalım. Yine Sevgüzellik Merkezi'ne gidiyoruz efendim. Sonra da... Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk Diyabet Cemiyeti Denizli Şube Başkanı Uzman Doktor Sayın Galip Yıldız konuğumuz ve konumuzda şeker hastalığı. Evet, bu konuda sorularınız varsa bir kez daha duyurmak istiyorum. 263 14 84 numaralı telefondan sorularınızı iletebilirsiniz. Biz konumuza devam etmek üzere çünkü çok kapsamlı bir konuda gerçekten. Şunu da öğrenmek istiyorum. Bir de gizli şekerden bahsettiniz biraz önce. Peki gizli şeker nedir ve bu nasıl teşhis edilir? Kimler test yaptırmalı mesela? Eğer bu nasıl şüpheleniliyor? Bu konuda da bilgi verir misiniz? Evet. Bu çok önemli bir konu tabii. Gizli şeker, henüz şeker hastalığı teşhis koyacak kadar kan şekeri yükselmesi olmayan, ancak kan şeker değerleri normal de olmayan aradaki grup olarak düşünüyoruz. Kan şekeri normalde 100 miligramın altında açlıkta, toklukta da ikinci saatte de 140 miligramın altında olması gerekiyor. Bir hastanın kan şekeri sabah aç karnına 100 miligramın üstünde fakat 126 miligramın altındaysa eğer, buna gizli şeker diyoruz. Evet. 126 miligramın üstüne çıktığı zaman açlık kan şekeri diyabet tanısı konulabilir. 126 miligramı geçince diyabet tanısı koyuyoruz. Tokluk kan şekeri de 200 miligramı geçince diyabet tanısı koyuyoruz. 100 ile 126 arası gizli şeker. Gizli şekerin de hangi döneminde olduğunda, gizli şekerin de evreleri var. Bozulmuş açlık glikozu var. Reaktif hipoglisemi var. Glikoz intoleransı var. Bunlardan hangisi olduğunu anlamak için de oral glikoz tolerans testi dediğimiz bir gizli şeker testi var. Onu yapıyoruz hastalarda. Evet. Ve bunun mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü gizli şeker döneminde hastalar 10 sene içerisinde 3'te 1'i diyabetli olacaktır bu hastaların. 3'te 1'i gizli şeker olarak devam edecektir. 3'te 1'i de tedavi edilse gerileyecektir. Bir an evvel gizli şeker döneminin gizli şeker testleriyle, oral glikoz tolerans testiyle ortaya çıkartılması, aydınlanması gerekir. Peki gizli şeker diyoruz, adı üstünde gizli, vatandaş peki bunu nasıl şüphelenecek? Nasıl şüphelenecek? Yoksa herkesin, mutlaka her vatandaşın belli periyotlarla bu şeker testinden geçmesi mi lazım? Ya da bir şüphelenme dönemi var mı? Şöyle yapmak gerekiyor. Mesela bazı kişiler var ki bir yemek yedikten 2 saat sonra uyuklamaya başlıyor. Hemen uyukluyorlar. Abi ağırlık basıyor üstlerine. Veya aç kaldıkları zaman gergin oluyorlar, sinirli oluyorlar, sıkıntılı, çarpıntılı, baş ağrısı, halsizlik oluyor. Çekilmez bir büroda düşünün. Bir arkadaşınız, sürekli gergin, sinirli, bağıran, çağıran bir kişi. Bu kişi biraz tatlı yedi, bir çikolata yediği zaman 10-15 dakika, yarım saat içerisinde değişik bir insan oluyor. Çok mükemmel, yumuşak, emre, çok rahat kişi oluyor. O kişi gidiyor, bir başka kişi geliyor. Bunlar gizli şekerdir. Reaktif hipoglisemi dediğimiz durumdur. Bir de risk grubunda biraz evvel bahsettiğim annesinde babasında şeker hastası olanlar. Çünkü annesinde babasında şekeri olan kişiler büyük olasılıkla diyabetli olacaktır. Diyabet irsi bir hastalıktır. Evet. Çocuklara geçecektir. Çocukların da çocuklarına geçecektir. Diyabet bir aile hastalığıdır. O sadece o kişiyi ilgilendiren bir hastalık. O bakımdan bir diyabet olan bir ailede
O ailenin tamamı diyabet hakkında genel bir bilgi sahibi olması gerekir. Diyabetle savaşması, diyabetli olmaması için, diyabetini çok iyi kontrol altında tutması için, komplikasyonlara yani organ hasarlarına karşılaşmaması için önce diyabet hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Bilgi sahibi olmadan kesinlikle diyabeti yönetemezsiniz. Diyabeti tedavi edemezsiniz. Harcadığınız paralar çöpe gider. Hasta da organlarını kaybeder. Türkiye'de biraz önce A1C testinden bahsettim. A1C testi diyabeti ne kadar kontrol altında tuttuğumuzu, yaptığımız tedaviden ne kadar fayda gördüğümüzü gösteren bir testtir. Türkiye'de A1C testinin tedavi gören, ilaç kullanan, ilaç kullandığını, tedavi gördüğünü söyleyen şeker hastalarının A1C testlerinin %82'si bozuk. Evet. 6,5'un üzerinde. Yani ilaç kullanmanız bir şey ifade etmiyor. Ediyor elbette ama onu diyabet hakkında yeterli bir bilgi sahibi olursanız ve bu bilgiye uygun bir hayat tarzı yaşarsanız, buna biz diyabetik yaşam biçimi diyoruz. Bu yaşam biçimiyle bütünleşirse sizin kullandığınız ilaçlar ancak o zaman metabolik kontrol sağlanır. Ve organ hasarları en aza iner. Diyabetli hasta kaliteli bir hayat yaşar. Allah'ın verdiği ömrü sonuna kadar götürür. Bu mümkün. Onun için hep konuşuyoruz. Yani önlenebilir bir hastalık. Kesin olarak şekeri. Önlenebilir bir hastalık. Ama önce eğitim gerekiyor. Türkiye eğitimle, eğitime işte biraz evvel anlattım, eğitime yaklaşımın Türkiye'nin bu durumda henüz. Peki diyabet tedavisi, az az girdik ama genel hatlara tekrar değinmek istiyorum. Diyabet tedavisinde kaç yöntem var? Beslenme tedavisi, işte insülindir, ilaçtır. Bunların da özelliklerini anlatır mısınız? Elbette. Nedir diyabet tedavisi? Beslenmenin önemi ne tedavide? Evet. Şimdi bir diyabet tanısı konduğu zaman bir hastada, biraz önce Avrupa Diyabet Federasyonu ve Amerikan Diyabet Birliği'nin ortak konsensüsüne göre yaşam biçimi değişikliği. Hemen. Nedir bu yaşam biçimi? Yaşam biçimi değişikliği bir kere ideal kilodur. Diyettir. İdeal kilo ne? İdeal kilo beden kitle indeksi denilen bir kavramı bilmesi gerekiyor kişilerin. Beden kitle indeksi ne? Çok uzun bir şeydir, yani bilgiler topluluğunun hemen içine girmesi gerekiyor bir diyabetlinin. Beden kitle indeksi boyun boyuyla çarpımının, boyu 1.60 kişinin. 1.60'ı 1.60 ile çarpıyorsunuz, kilosuna bölüyorsunuz. Kiloya bölüyoruz. Evet. 20 ile 25 arasındaysa bu normal. Evet. 25 ile 30 arasındaysa hafif şişman. 30'un üzerinde ise şişman. Evet. İdeal kilo 20-25 arasına getirmek gerekiyor. Önce hedef bu. Bunun için de diyet ve egzersiz gerekiyor. Bir telefonumuz varmış. Tabii. Bir virgül koyalım. Hemen izleyicimizi bekletmeyelim. Alo. Alo. Merhabalar efendim. Merhaba. Buyurun efendim. Ben 15 senedir şeker hastasıyım. Evet. Yani devlet hastanesine gidiyordum. Orada bana insüline geçti bir aydır. İnsülin kullandığım halde yani şekerim 250-300 lira çıkıyor hala. Sabah 20 vuruyorum, akşam 10. Bilemedim neden böyle oluyor, ne yapayım yani? Nedenini soruyorsunuz, ne yapabilirim diyorsunuz. Evet. Başka sorumuz var mı efendim? Sorun bu, şeyim yani sorunum bu. Başka bir peki. Şey yok. Teşekkür ediyoruz. Ekrandan takip edebilirsiniz efendim. Tamam oldu, hadi. Çok sağ olun. Evet, evet, insülin tedavisi görüyor ama 250'lere yine çıkıyor. Ne yapabilirim diye soruyor hastamız. Yaklaşık 10 yıldır zannediyorum hasta. 11 senelik diyabetli kadın ve 2 defa insülin kullanıyor. Evet. Şimdi tabii bir ilacı alıp hekimin tavsiye ettiği şekilde kullanmak tedaviyi bitirmiyor. Evet. Bir şeker hastası eskiden biz yemekleri saç ayağının üzerinde yapardık. Saycağı diyorlar ona köyler. Saç ayağının üzerinde yapardık. Saç ayağının kaç tane ayağı var? Üç tane.
tencere 3 tane ayağı olan saç ayağının üzerinde duruyor. Bu ayaklardan hangisi olmazsa tencere devrilir? Ya hepsi için geçerli bu. Hepsi, herhangi birisi. Herhangi birisi. Bir şeker hastası saç ayağının üzerinde duran bir tencere gibidir. Bu ayaklardan bir tanesi egzersizdir, harekettir. Günde bir saat yürümektir. Nasıl yürüyeceğini bilmesi gerekiyor. Hangi saatte ne kadar ve nasıl yürüyeceğini bilmesi gerekiyor hastanın. Ve her hastaya göre de bu değişiyor, bu yürüyüş, egzersiz. Yürümesi için bu insanın psikolojik olarak kendisini sürekli bir şekilde tedirgin etmeyen beton binalardan, trafikten, bilmem ne egzoz dumanlarından uzakta bir mekan olması gerekiyor bir kere. Demek ki şehircilikle de ilgili bunun tedavisi. Evet. Belediye yönetimiyle de ilgili bunun tedavisi. Demek ki egzersiz bir tanesi, ayağın bir tanesi egzersiz. Bir tanesi diyet. Evet. Beslenme. Beslenmeyi bilmesi lazım. Nasıl beslenecek? İnsülin alan bir hasta bir saat sonra, bazı insülin alan hasta 1,5 saat sonra, bazıları 2 saat sonra, bazıları 3 saat sonra ara öğün neden alması gerekiyor? O niçin o insülini kullanan hasta illa o saatte ara öğün alması gerekiyor? 2 eli kanda olsa dahi. Bunu bilip uygulamazsa yaptığı tedavinin hiçbir önemi yok. O zaman hastamızın bu eğitim, her eğitim. Yani sadece ilacı alıp bunu kullanmanın, eğer diyeti, beslenmeyi ve egzersizi ihmal ediyorsa hiçbir önemi yok. Tencerenin ayakta durması, yerinde mümkün durması değil. Mümkün değil. Evet, bu eğitimi almamız gerekiyor sayın izleyicimiz. Yani diyabet eğitimini almanız gerekiyor. Diyabet eğitimini diyabet merkezlerinde belirli programlar içerisinde alabilirsiniz. Bu üniversitede var, devlet hastanesinde var, bizde var. Biz 10 seneden beri diyabet eğitimi veriyoruz. Her perşembe günü saat 10 ile 12 arasında. Mesela bugün perşembe, bugün gebe şeker hastaları hakkında bir arkadaşımız konuşuyor. 2 saat konuşuyor. Yani bu eğitim programlarına katılıp diyabeti öğrendikten sonra diyabetimiz tedavi olacak. Maalesef bu böyle. Ancak bu eğitimi alarak beslenmeyi, egzersizi, ilaçların kullanımını doğru şekilde yaparak siz kan şekerinizi ayarlayabilirsiniz. Allah'ın verdiği ömrü sonuna kadar yaşayabilirsiniz kaliteli bir şekilde. Ve 250 hiçbir zaman kan şekeriniz olmaz. A1C testi ne kadar acaba bu hastamızın? A1C testiniz ne kadar acaba? Telefonu kapattı, ekrandan takip ediyor şu anda. Evet. Yani yaptırması gerekiyor. Bize gelen, müracaat eden, ilk defa bize müracaat eden, diyabet merkezimize müracaat eden hastaların %90'ı A1C testi hakkında hiç duymamışlar. Bir bilgileri, fikirleri biraz yok. Biraz sonra onun da ayrıntısına evet. Tekrar soracağım. Bir telefonumuz daha varmış, onu da alalım. Alo. Alo. Telefonumuz kapandı mı arkadaşlar? Sanırım kapandı. O zaman hemen yenisini bağlıyorsunuz. Peki. Hemen öyle diyelim o zaman izleyenimize. Alo. İyi günler. İyi günler efendim, buyurun. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Şeker hastasıyım ben kendim. Ne zamandır? Bayağı 10 yıldan beri şeker hastasıyım. Evet. Şekerim kontrollü gidiyor. Kolesterolüm vardı. Kolesterolüm düzene girdi. Evet. Bu sefer trigliserit yükseldi. Trigliserit. Trigliserit. Evet. Sonra o düzeldi. LDL yükseldi. Bunu düşüremiyorum. Bunu ne yapmam gerekiyor? Bir doktorumuz sorayım dedim. Evet, telefonumuzu kapatabiliriz efendim. Ekrandan takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Acaba, pardon doktorum, bir şey soracağım.